Hemen gösteriye geçmek istiyorum. Şimdi sizin düşüncelerinizi yazıp size göndereceğim. Bir daha bakmanız için. Kendi söylediğinizden emin olmanız için. Acun Bey, lütfen sizi mutlu eden bir şey düşünebilir misiniz? Ve en sevdiğiniz rengi bana söyleyeceksiniz. En sevdiğiniz rengi söyler misiniz bana? En sevdiğim renk mavi. Mavi, tamam. Şimdi yardımcım bunlar size getirecek. Eser Bey. Evet. Lütfen en sevdiğiniz ülkenin adını söyleyebilir misiniz bana? Ülkemiz dışında bir yer olsun. İsterseniz söyleyin. Başka bir yer söyleyin. Hollanda. Hollanda. Şimdi yardımcım bunu tutacak. Özgü Hanım ve Murat Boz. Lütfen sizlerden ricam söylediklerimi dikkatle dinlemeniz. Her ikiniz bir kütüphanedesiniz. Her taraf toz dolu. Bütün kitaplar. Kitapların adları seçilemiyor. Kendinizi bir kütüphanede tahmin edin. Kitapların adları seçilemiyor. Özgü Hanım, bir şey arıyorsunuz, nereden bulabileceğinizi bilmiyorsunuz. Birden kitap karşınızda gibi gördünüz, elinize attınız, kitabı aldınız. Ama açıyorsunuz ki başka bir kitap, neden sayfalar çevirdiğinizi bilmiyorsunuz. Siz de aynı kitaba bakıyorsunuz. Sayfalar çevirdiniz ve karşınıza herhangi bir söz çıktı. Lütfen o sözü söyleyebilir misiniz bana? Bu söz milyonlarca söz arasından bir söz olabilir. Lütfen adını söyler misiniz bana, hangi söze gözünüz takıldı? Nefes. Nefes, tamam. Bir şeyler oluyor abi bana. He? Bir negatiflik çöktü içime abi. Nefesin daralmaya başladı mı? Evet abi. Sağdan sağdan. Murat Bey. Buyurun. Lütfen aynı sayfaya bakınız. Özgü Hanım'ın açtığı sayfaya. Baktım abi. Bakıyorum yani. Hangi sayfada durdu? Sayfanın... Sayısını mı söyleyeceğim? Evet. 32. 32. Yardımcım şunları size getirecek. Tamam. Dikkatle bakmanızı istiyorum. Arkadaş ruhani dünyadan ama bir şey görmüyor. Hepimize veriyorum bunları değil mi? Hayır. Evet, herkes kendi yazısını tutsun. Bu senin. Acun Bey lütfen... Söylediğiniz söz söyler misiniz? Herkesin görebilmesi için. Mavi. Mavi. Eser. Murat Bey lütfen sayıyı söyleyebilir misiniz? 32. Eser Bey lütfen söyleyebilir misiniz? Hollanda. Özgü Hanım. Nefes. Nefes. Tamam. Şimdi Acun Bey herhangi 4 izleyicini buraya çıkarabilir misiniz mümkünse? Çık sen. Sen de çık öndeki. Herkesin görebilmesi için yardımcım bunu gözünüz önünde tutmaya çalışacak. Çık sen de otur.
Lütfən sizləri buraya alabilir miyiz? Dikkatlə bakmanızı istiyorum. Əllərinizi şöyle tutar mısınız? Herkesin gözlerinin önünde mektupları elinize koyacağım. Çok küçük bir hipnoz yaşayacaksınız. Aura değişimini söylemiştim sizlere. İnşallah başarılı olabiliriz. Herkesin göz önünde mektupları açmaya çalışacağım. Hala okumanıza gerek yok. Yardımcıma verebilir misiniz kağıtlarınızı? Al kardeşim. Al gül yüzlü. Hayır öyle değil. Nur yüzlü. Vah canım benim ya, vah canım. Niye tutup kaldın? Hakikaten ölmüş. Lütfen dikkatle izleyin. Sırları kaçırabilirsiniz. İllüzyonun sırlarını değil de hayatın sırlarını. Dikkatle bakın. Her şey sizin düşüncelerinizden ibaret olacağını söylemiştim sizlere. Sizin düşüncelerinizi biraz daha yoğunlaştırmak istiyorum. Anladığım kadarıyla ben şimdi Acun Bey'in kırmızı veya herhangi bir renk söylediğini bulursam, mavi söylediğini bulursam ya kağıttan çıkarsa bu büyük bir illüzyon olmaz. Acun Bey düşünür ki, herhalde benim söylediklerimi düşünüyor herkes. Düşünür ki bence bu ya 12 renk arasından birini bulmak gibi bir şey. Ve bu kolay, yeteneksizsinizin renkleri var burada. İnsanın aklına hep mavi gelir. Veya sizin sevdiğiniz ülkeyi bulmak belki de kolay bir şey olur. Diğer jürilerin ne düşüneceğini birazdan öğreneceğiz. Dikkatle bakıyorsunuz. Mikrofon alabilir miyim seyirciler için? Lütfen gördüğünüzü okuyun. 12 renk arasında mavi söyleyeceğimi bulmak zor değil bence. Özge Hanım düşünüyor, her şey o kadar kolaysa benim milyonlarca söz arasında nefes söyleyeceğimi nereden bildi? Efer Bey düşünüyor, zaten hangi ülke deyince akla Hollanda gelir? Murat Bey düşünüyor, sayfa 32. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere küçük hediyelerim var. Almayın abi. Almayın, geri iade edin. Yerlerinize geçebilirsiniz. Mektupları... Lütfen gösterinin sonunda açarsınız. Düşüncelerinizin dağılmasını istemiyorum. Murat Bey, numaraya geçmeden önce sizden bazı sorular sorabilir miyim? Buyurun. Hiç hayatınızda kart oynamış mıydınız? Oynadım. En son ne zaman kart oynadınız? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. En sevdiğiniz kart hangisiydi? Kupa kız tabii ki. Kız?
Tabii ki. Hangisi? Tabii ki mi? Evet. Kupa. Kupa kızı. Şimdi izleyicilerimize hediyeler verdik. Lütfen hediye alan izleyicilerimiz ayağa kalkıp hediyelerini açabilir mi? İzleyicilerimiz arasından yalnız birinin hediyesinin içinde küçük yastıkların yalnız birinin içinde bir kart var. Evet, sizin kutunuzun içindekinde var yalnız. İsterseniz herkes açsın. O yastıkları dağıtın, bakın içine. Siz de yastığı açın. Evet, yastıkları herkes açsın. Yalnız birinin içinde bir kart var. Kartı jüriye verebilir misiniz veya gösterin içini. Hangi kart? Getir bakayım onu. Hocam tamam, kupa kız da niye parçaladın sen bunu ya? Bakın ne bu? Kupa kız. Bakıyoruz. Şaka mı ya? Yok artık. Söylediğim gibi sizi biraz tanıdıysam artık düşünceleriniz bana malum. Ben rahat uyuyamayacağım bu akşam ya. Size yaklaşabilir miyim? Yok. Hayır. Tabii ki abi ya. Sonra pozitife dönecek. Dönecek değil mi? Şimdi negatif. Eser Bey, diğer numaramız sizinle ilgili. Eyvah. Gel kardeşim. Herkesin ulaşabileceği bir kartlarla geldim. Her yerde gördüğümüz kartlar. Kartları gösteriyorum. Hocam. Çok sade bir şekilde göstereceğim içini. Bu nasıl yaptı ya? Farklı olduğuna eminseniz numaraya başlayalım. Başlayalım, farklı. Elinizi açık tutabilir misiniz? Kartları elinize koyacağım. Hı? Diğer elinizle istediğiniz yerden kartlara böyle bakıp yerine koyacaksınız, olur mu? Tamam. Kaç kere yapacağım, bir kere mi? Bir kere yapın. Ne oldu, yoktu. Koydunuz mu? Evet. Ellerinizi böyle yapıştırır mısınız birbirine? Hangi kart olduğunu söyleyebilir misiniz bana? Dikkatle bana bakın. Kupa kız çıktı vallahi. Kupa kız çıktı. Ha. Tabii ki Murat Bey'in en sevdiği kart. Evet. Bir daha tekrar yapacağız bunu. Değil mi? Aynısı çıktı diye mi? Ne yapacağız? Aynısı çıktı diye değil de. Ha. Ellerinizi açar mısınız? Açtım. Herhangi bir kartı götürün, bakın. Hangisi olduğunu söyleyin. Maçı az. Yerine koyun. Koydum. Ya yani iki defa götürdünüz. Her evet. Birinde farklı farklı kartlar çıktı, değil mi? Evet. Şimdi dikkatle bana bakın. Ben şimdi söylersem cebimde bir mektup vardı, unuttum size vermeye. Ya yani inanmayacaksınız belki de ama hakikaten de bir mektup var. As maçaydı. Evet. Şimdi böyle söylersem o kadar da büyük bir numara olmaz. Ama ne yazık ki böyle. Abinin arkada printer var. Ne olabilir? Lütfen herkese dağıtılmış kağıtları açıp gösterebilir mi? Ay. Wow. Sağ olun. Ağrı düşecek demiştim az evvel. Eğer ağrı düşüyorsam sizin mumlarınız kendiliğinden sönmeye başlar. Siz istemezseniz bile bazı gördüklerimiz bizi sıkabilir. Her şeye, herkesten güzel şeyler düşünmesini istiyorum. Güzel şeyler düşünün ve size illüzyonla ilgili çok küçük bir şey anlatacağım. Dikkatli bakıyor musunuz? Önce illüzyonist size sıradan bir şey gösterir. Onu incelemenizi ister. İncelersiniz, sıradan olduğunu düşünürsünüz. Sonra illüzyonist o sıradan şeyi başka bir şeye dönüştürür veya yok eder. Dönüştürme anı. Henüz alkışlamazsınız. Dönüştürme bittiği zaman alkışlarsınız.
dikkatle bakarsınız ama hiçbir şey anlamazsınız. Çünkü siz sırları değil, kandırılmak istiyorsunuz. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Oylama geçelim o zaman. Eser. Evet. İlgiyle bizi izliyor. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Erhan ben de evet diyorum. 4 evet doğruluyoruz. Sağ olun.